Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımın tekrardan yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, bugün sizinle beraber birazcık geç de olsa Punisher incelemesi çekmek istedim. Bu inceleme içerisinde dizinin hareketliliğine göre ben de daha güzel mimik ve size tepki vermek için böyle ayakta bir video çekmek istedim arkadaşlar. Önemli, kameranın açısını farklı bulmanız çok normal. Şimdi şöyle bir durum var ki arkadaşlar, bu incelemenin geç gelmesinin sebebi benim geçen hafta sınav haftam olması ve bir yandan sınavlara çalışırken bir yandan da bu diziye vakit ayırmak benim için çok yorucuydu. Bu nedenle arkadaşlar, geç olsun güç olmasın diyerek de bu incelemeyi sizlere çekmek istedim. Özellikle Netflix'in uzun zamandan beri beklentilerimi bir top seviyeye daha yükseltebileceğini anladığım bir dizi oldu bu. Ve özellikle Punisher beklentimi de yani ortalama kaldırdı. O nedenle arkadaşlar, lafı uzatmadan başlayalım. He's coming to collect. Şimdi dizi nasıl olmuş diyerek başlamak gerekirse bu çok spesifik bir soru. Çünkü dizi nasıl olmuş çok nasıl söylesem 13 bölümün yorumlanabileceği bir soru değil. Çünkü 13 bölümün yani tam olarak 3-4 parçaya ayrılıyor bu 13 bölüm içerisinde bir sürü hikaye ve bunun beraberinde genellikle askerlerin savaşlarından sonrasında işte yaşadığı böyle yalnızlıklar ve hayatlarındaki boşluğu ele alıyor. Çünkü savaşa gidiyorsun, arkanda bir şeyler bırakıyorsun ve bu bıraktıkların en sonunda sen döndüğünde geri bulamama ihtimalin var. Tıpkı Frank'in ailesinin ölümü ya da Lewis'in tekrardan dediğim gibi askere gidip tekrardan geri dönmemesi gibi bir durum yaşanıyor. Ha, bu arada şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şu anda spoilersiz inceleme yapıyoruz. Bir yandan da bu dizi izlenebilir mi sorusunun cevabını vermek istiyorum. Çünkü birçok insan Netflix dizileri üzerine aynı soruyu sürekli soruyor. Bu dizi için 13 saatimi harcamaya değer mi? Sence 13 saatimi bu diziye vermeli miyim? Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Bu bana kalırsa sizin izleyip anlamanız gereken bir şey durum. Ve özellikle bunun ne zaman karar verebilirsiniz diye sormanız gerekirse, yani söylemem gerekirse, bana kalırsa 6. bölüme kadar izleyin. Geri kalanını size eğer sararsa ya da ne bileyim işte merak veya heyecan duyurursa arkadaşlar, o şekilde devam edersiniz. Ama bana kalırsa kesinlikle 13 saatine hani hiç tereddütsüz bir şekilde verilmesi ya da en azından böyle boş vakitiniz bile varsa zamanla izlenebilmesi ya da izlenilebilen bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bana kalırsa beklentinin çok üzerine karşılamasa bile hani Punisher için verilmesi gereken hikayeyi ya da orijini ya da artık diziyi artık ne derseniz vermiş. Şimdi ilk olarak birkaç araştırma yaptım ve bu incelemeden daha çok sürpriz yumurtaları ya da İngilizlerin ya da Amerikanların tabiriyle Easter egg'lere dayanacak arkadaşlar. Bu nedenle arkadaşlar ilk olarak senaryomuz oradan senaristimiz ya da başka bir ismiyle neymiş? Steve Lightfoot isimli abimizden bir şeyler söylemek istiyorum. Bu Punisher dizisinin senaristiymiş Steve Lightfoot. Kendisi özellikle bu dizi sonrasında en iyi drama serisi dalında BAFTA televizyon ödülü ve en iyi mini dizi dalında BAFTA televizyon ödülü almış. Yani iki tane BAFTA televizyon ödülü almış. Bu çok önemli bir şey belki de. Ya da değil bilmiyorum. BAFTA ödülü hakkında hiçbir şey yok. Hatta BAFTA'nın ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Ama arkadaşlar özellikle senaristim köşeye çekmek gerekirse castlerden Punisher, Micro ve Lewis'e dayanmak istiyorum. Çünkü bu üç karakter bana kalırsa hikayenin en yapıcı karakterlerinden bir tanesiydi. Özellikle Punisher oynayan John Bertal bana kalırsa Punisher'ı oynamak için doğmuş bile diyebiliriz. Bunların beraberinde fragmanlarda görenler için söylüyorum arkadaşlar. Bana kalırsa Micro öyle bir şekilde hikayesi senkron olmuş ki hiçbir şekilde hani hikayenin payını yiyor. Ama aslında öyle bir şekilde bunu yapıyor ki, öyle bir aktörlükle birlikte bizi bu hikayeyi yansıtıyor ki hiçbir şekilde sıkılma durumu olmuyor. Yani size şöyle söyleyeyim, her bir bölüm Netflix'in yani dizideki süre politikasında şöyle işliyor. 45 dakika ile 55 dakika arasında her bir bölüm yayınlıyor arkadaşlar ve ben bakın net olarak çok dürüst olacağım. Hiçbir bölümde böyle tıklayıp ay ne kadar kaldı demedim. Net olarak hatta dedim ki daha ne kadar devam edecek falan diye çok meraklı davrandım. Hatta ilk oturuşumda birden 6'ya kadar, sonra 7'den 12'ye kadar, bir akşamda da 13'ü izledim. Neden 13'ü tek seferde izledim diye soracak olursanız, 12'den sonra tabii ki de 13'ü inanılmaz fazla izlemek istiyordum ama öğrenciyiz ve sınavlar var. Bunların beraberinde merak ediyorsunuz diye söylüyorum arkadaşlar. Hikayede Karen Page'in kapladığı yer bana kalırsa %100 üzerinden değerlendirmek gerekirse %5 ya da 6 falandır. Karen Page gerçekten çok az yer kaplıyor ve Daredevil'da olduğu kadar da boş konuşmuyor. Ama ben zaten mesela ne bileyim işte The Flash'ın Iris'i gibi Karen Page, yani Daredevil'ın da Karen Page'ini sevmemi gibi bir durum yok. Özellikle Daredevil'daki Karen Page sahnelerini de seviyordum ben. Foggy sahnelerini de seviyordum. Neden bu kadar bir nefret ve kaos var Karen üzerine? Hiçbir fikrim
fikrim yok. Ve son olarak arkadaşlar diğer serilerde de kıyaslama yapmamız lazım. Şu ana kadar elimizde neler var diye soracak olursanız bildiğimiz üzere Daredevil, Luke Cage, Iron Fist ve Jessica Jones ve bunların crossover olan Defenders ve bu diziyle beraber de Punisher var arkadaşlar. Bana kalırsa en top seviyeye ulaşmış dizi şu ana kadarki Daredevil ve sonrasında da Punisher diyebiliriz. Ama Punisher ara sıra bazı sahnelerinden dolayı hala Daredevil mu Punisher mı en üst seviyede bunu düşünmüyor değilim. Özellikle hani gerçekten çok iyi oyunculuklar var Punisher içerisinde ve her şey aslında gerçek hayata dayanıyor. Çünkü şu ana kadar ne zaman bir süper kahraman olayı dense hani geek olmayan bir insana ya da ne bileyim işte dayınıza falan söyleseniz ay sen kaç yaşına geldin hala süper kahraman mı izliyorsun ya da süper kahraman mı okuyorsun diye söylüyorlar. Ama şöyle bir durum var ki bildiğimiz üzere yani böyle bir şey gerçek hayatta olamaz. Flash gerçek hayatta koşamaz ya da ne bileyim işte Dr. Manhattan gerçek hayatta patlatamaz ama Punisher isimli bir karakter gerçek hayatta olabilir ve belki de Afganistan'da ya da İran'da şu anda böyle bir adam vardır. Ve bu nedenle de arkadaşlar bildiğimiz üzere silah özellikle Punisher olduğu için de zaten Punisher şu ana kadar sayılı serileri vardır ve bunları da Türkçe'ye çevrilmiş de sayılı serileri vardır. Ve onlardan şu ana kadar bana kalırsa en çok ünlenen serisi ya da sayısı artık ne derseniz Punisher Marvel evrenini öldürüyordur. Bunda eski çizimler var ve bu çizgi romanda bile kan ve aşırı dozajlı dediğim gibi kan ve katliam olduğundan dolayı dizi buna 10 kat 15 kat daha kan ekliyor ve özellikle arkadaşlar şunu şöyle söyleyeyim 10. bölümden sonra gördüğüm her kırmızı objeye kanla beraber ilişkilendirilmeye başladım. Kısaca arkadaşlar Cinemeter puanımız 8.5 yani 10 üzerinden 8.5 olduğu bir dizi izledim. Ben dediğim gibi daha demin hatta 1 saat falan geçmedi 13. bölümü izleyişim üzerine ve tekrardan da arkadaşlar ben kalırsa Punisher dizisini izlemenizi tavsiye ederim. TV Showtime'da beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz dizileri ekleyebildiğiniz bir uygulama bilmeyenler vardı diye söyleyeyim de. Şimdi gelelim sürpriz yumurtalara. Bunları ben teker teker araştırıp not aldıklarım da oldu. Bazılarını başka eleştirmenlerin yaptığı kanalda yaptığı açıklamalardan gördüğüm de oldu. Bazıları kendi çıkarımımdır. Bazıları da dediğim gibi başkasından aldığımdır. Yanlış anlaşılma olmasın. Ve bu arkadaşlar sürpriz yumurtalar dediğim için yani dizi içerisinde fark etmediğimiz sahneler olduğu için de haliyle spoilerli bölüme geçiyoruz. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Micron'un Frank'i kamera ile izlediği zamanlarda adım yürüyüşlerine yani Micron'dan Frank'le tanışıp kanka olma derecesine gelmeyen önceki zamanlarda hatırlarsanız Micro sürekli Frank'i kameralardan izleyip Welcome Frank, hoş geldin Frank gibi kelimeler söylüyordu. Welcome Frank arkadaşlar yani bizim asıl Welcome Frank diyaloğu şuradan geliyor. Dylan ve Palmiotti diye iki tane yazar ve çizer abimiz var ve bunlar zamanında Punisher'ın ünlenmesini yani en çok ünlenmesini sağlayan mini serisinin ismidir arkadaşlar. Welcome Frank olarak geçiyor. Hoş geldin Frank olarak geçiyor. Bu seriyi okuma şansı buldum. Dijital üzerinden okudum ve tabii ki de bunun hakları üzerine 1.99 parasında verdim. Korsana tabii ki de hayır. Ama dediğim gibi bana kalırsa ne yapın edin okuyun. Hatta Arka Bahçe Çizgi Roman Dükkanı'nda varsa açıklamalar kısmında da zaten sponsorumuz Arka Bahçe Çizgi Roman Dükkanı var. Gidin oradan okuyun diye tavsiye ederim. Hatta ondan öncesinde eğer İngilizceniz yoksa bunu da okuyabilirsiniz. Marmara Çizgi'den çıkarma. Ve tabii ki de bunu da Arka Bahçe Çizgi Roman Dükkanı okuyun. Frank Castle'ın çizgi roman vs. dizi karşılaştırmasını yapmamız gerekirse de dizide genellikle 3. bölüm içerisinde en fazla basic alınan konu kendisinin Kandahar'da vatanına hizmet etmesi. Aslında tam olarak işler öyle yürümüyor ama kendisi Kandahar'da asker olarak hizmet ettiğini düşündüğü sıralarda geçiyor dizi. Özellikle 3. bölüm içerisinde. Ama çizgi romanlarda arkadaşlar tıpkı Lewis gibi dizide Vietnam'da askerlik yapıyor ve Vietnam'da vatanına hizmet ediyor. Yani böyle bir mekan değişikliği var. Neden Kandahar'ı yansıttılar? Hiçbir fikrim yok. Ve bu şekilde de arkadaşlar Defenders ve özellikle Marvel içerisindeki karakterlerle beraber hepsinin New York'un bir parçasını koruduğunda yavaş yavaş aslında çıkarımda bulunabilirsiniz. Mesela Luke Cage Harlem'i koruyor. Daredevil Hell's Kitchen'ı koruyor. Ve benim çıkarımımla coğrafya bilgim de mükemmel olmasa bile büyük bir ihtimalle Punisher arkadaşlar Queens'i koruyor. Queens'i koruyan başka kim var diye soracak olursanız evet arkadaşlar Spider-Man var ve en çok şaşırdığım durum da şu. Bu kadar olay oluyor ve Punisher aslında hani o bir sürü online bir şekilde etrafa yayılıyor ve aynı evrende içerisinde olduklarından dolayı paralel evren söz konusu değil. Bunların hiçbirisinde hani herhangi bir Spider-Man referansı duyamıyoruz ya da göremiyoruz. Ve bu beni gerçekten çok üzdü. En azından hani bir köşede böyle işte A kafa diye bir tane mesela bir referans geçse ya da mesela Spider-Man'de seni arıyormuş falan geçse. Mesela Iron Fist'te Yeşil Dev diye bir referans vardı. Bunun beraberinde ise arkadaşlar dizi içerisinde Frank ve Billy Russo'nun sürekli Moby Dick ve Dorian and Gray kitaplarını okuduğunu görüyoruz. Frank'in özellikle sakal ve neden onda saçını kesmediği zamanlarda Moby Dick okuduğunu görüyoruz. 1
artı bir ev içerisinde, hatta bir ev içerisinde, bir artı bir bile diyemeyiz. Her şey bir odaya dayanıyor ya. Çok küçük bir ev. Neyse, Moby Dick'in konusu şu arkadaşlar. Bir tane denizci var ve bir beyaz balinenin hayatını mahvettiğini biliyor. Ve bu nedenle de hayatını aslında o beyaz büyük balineyi öldürmeye adamış. Yani tıpkı Frank'in orijiniyle metaforik bir bağlantısı var. Billy Russo ise Kandahar'daki flashbacklerde arkadaşlar Dorian and Gray okuyordu. Dorian and Gray'in hikayesi de şu. Bir adam var ve kendi onurunu ve yakışıklılığını ve güzelliğini tekrardan daha fazla artırmak için her şeyini veriyor. Yani onurunu veriyor, bütün gururunu falan satıyor. Bu da Billy Russo'nun yapacağı türden bir şey. Bilmem anlatabildim mi? Lewis arkadaşlar hatırlarsanız bu kendi bahçesinde böyle siper kazma aşamalarındayken daha hani fıttıracak fıttıracak yani fıttıracak zamanları geldiği zaman hatırlarsanız babasının Muhammed Ali vs. George Foreman maçını izliyordu. Ringe çıktıkları zaman yanlış hatırlamıyorsam kaçmış efendim 1974. Yani Muhammed Ali ile George Foreman'ın 1974'te ringe çıktığı zamanlar aslında ilk defa Amazing Fantasy serisinde Punisher'ın göründüğü sayılar. Evet. Söyleyemedim. Arkadaşlar bazılarının şaşırdığı üzere bu dizide Claire Temple gözükmedi. Ama bu demek olmuyor ki her dizide görülen bir karakter yok. Arkadaşlar bu dizide Claire Temple önceki her dizide görülse bile bu dizide görünmedi. Fakat her dizide görünüp de bu dizide görünen başka bir adam vardı. Onun ismini de şu anda bulmaya çalışıyorum. Evet, Türk Barrett. Türk Barrett arkadaşlar siyahi bir abimiz arkadaşlar. Ve bu abimiz baya yani Daredevil'da çıktı, Luke Cage'de çıktı, Jessica'da çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Iron Fist'de çıkmış olabilir. Yani neredeyse Claire Temple kadar bütün dizilerde çıktı ve bu dizide de Punisher'da çıktı. Arkadaşlar New York Bulletin'e hazırlarsanız Karen Page ile beraber bir gazete geliyor ve bu gazetenin altında Chaos Under the Street yazıyor. İçeri girdiği zaman bu Ben Urich çakması abimizin ismi neydi hatırlamıyorum ama bu çizgi romanda olan şeyi aslında neredeyse az çok çıkarmışsınızdır arkadaşlar. Bu çizgi romanlarda olanlar da aslında Karen Page'in Defenders vs. Hand hikayesini kaleme alıp başlığa yani gazetenin başlığına yansıtmasıydı. Yani öyle küçük bir easter egg daha vardı. Arkadaşlar hatırlarsanız Punisher'ın dönüş abimi Viv diye bir kanalda yayınlanmıştı. Bu Viv kanalı öncesinde Sokovia haberini yayınlayan Avengers içerisinde ya da ne bileyim işte Agents of Shield'da başka haberleri yayınlayan ve bildiğim üzere Punisher ya da ne bileyim işte Defenders gibi bir sürü büyük olayda yaşanan şeylerin etrafa yayılmasını sağlayan haber kanalıydı arkadaşlar. Yani dizi başlarında hatırlarsanız daha Mike Rowe ile yeni arkadaş olduğu zamanlarda bir olay yaşanıyordu ve bunun beraberinde de Frank kendisine cephanelik almak için silah kaçırması gerekiyordu ve bunun için de arabaya ihtiyacı vardı. Hatırlarsanız yanlış hatırlamıyorsam ne çalıyordu? Dodge çalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama önemli olan şu ki o arabaları çalmadan öncesinde hatırlarsanız küçük bir kavga girmişti. Ve bir kavga içerisinde de bir adamı pinball makinesine fırlatmıştı. Bu öncesinde daha Punisher dizisi bile çıkmadan öncesinde hatta yanlış hatırlamıyorsam 2015 seri olacak ki öyle bir figür var arkadaşlar. Punisher'ın tutup bizim bir tane mafya arkadaşımızın pinball makinesine fırlattığı bir figür var arkadaşlar. Aslında o figür şu anda ne kadar da değerlenmiştir abi ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz alttan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu da paylaşmayı lütfen unutmayın. Artık kanalda daha fazla yeni içerikler üreteceğiz. Flash derken bir süre sonra sıkılmaya başladım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ve birazdan çıkacak kartlardan da başka videolara ulaşabilirsiniz diyelim. Neyse görüşmek üzere.